Ölüm, yaşayan tüm canlıların tadacağı bir sondur. Herkes belli bir süre bu dünyada yaşar ve amelleriyle birlikte dünyaya veda eder. Bu videomuzda sizlere ölüm belirtilerinin daha önceden kendini göstermeye başladığından bahsedeceğiz. Yalnız altını çizmemiz gereken bir husus var. Ani ölümler, deprem veya farklı sebepler gibi bunların belirtisi aktaracağımızın dışında yer almaktadır. Allah yaşam belirtilerini anne karnında verdiği gibi yaşama veda ederken de bazı değişimlerle belirtilerini göstermektedir. Peki ölüme yakın olmak ne demektir? Kimi zaman bir hafta, kimi zaman birkaç gün hatta son saatler. Ölümün yaklaştığını gösteren bazı belirtiler vardır. Bu belirtilerin ne olduğunu bilerek sevdiğiniz kişilerle vedalaşabilirsiniz. Ölmeden önce yapmanız gereken bir şey varsa yapabilir ve huzur içerisinde bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Belirtilerin sadece bir tanesi ya da birkaç tanesi ölümün yaklaştığını göstermez. Kendinizde ya da çevrenizde birinde hemen hemen hepsini gözlemlemiş olmanız gerekmektedir. Bunu fark ettiğinizde ise ölümün yaklaştığı gerçeğini anlamak ve kabullenmek zorundasınız. Aslında hepimiz belirti dışında ölüme çok yakınız. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ölüme yaklaştığımızın belirtileri nelerdir? Bazı insanlar sanki öleceklerini hissediyorlar. Mesela vasiyet etmeye başlayarak akrabalarını ziyaret ediyorlar. Hal ve hareketlerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Biz ise bunları kişi vefat ettikten sonra dile getiriyoruz. Belki Allah o kişinin içine bir takım hisler vermektedir. Ama bu hisleri o kişinin kendisi açıklayamayıp anlayamıyor. Neden bu davranışlar içerisine girdiğini kendisi de çevresi de çözemiyor. Biz bunu ta ki kişi vefat ettikten sonra anlayabiliyoruz. Evet, bir canlı, bir insan ölmeye başladığında bazı belirtiler görülür. Peki bu belirtiler nelerdir? İştah kaybı. Enerji büyük oranda düşer ve günlük görevleri yerine getirme isteği azalır. Enerjiye ihtiyaç olmadığı düşüncesiyle yiyecekler ve içecekler daha az gerekli görülür. İnsan en sevdiği yiyeceklerden dahi bir anda soğur. Son günlerde iyice yemekten ve içmekten kesilir. Hızlı bir şekilde kilo vermeye başlar. Uykuya düşkünlük. Aslında uykuya düşkünlük değil de daha fazla yatkın olmak demek gerekiyor. Kişi normalden çok daha fazla uyumaya başlar. Ölüm yaklaştığı zaman vücudun metabolizması düşer. Asosyallik. Ölüme yaklaşan bir kişi kendi içerisine kapanmaya başlar. İnsanlarla görüşmek ve onlarla vakit geçirmekten kaçınır. Kendisiyle baş başa kalmak ve bazı şeyleri düşünmek ister. Hayati belirtilerde değişiklik. Nabız yavaşlar ve bir süre sonra sanki yokmuş gibi kaybolur. Solunum değişiklikleri baş gösterir. Kalp atışları düzensizleşir ve tespit edilebilmesi zorlaşır. Kişinin tansiyonu devamlı olarak düşerken böbreklerse bir süre sonra çalışmayı tamamen bırakır. Ölüme yaklaşan kişinin idrarı artık kahve tonunda ya da pas renginde gelişir. Tuvalet alışkanlıkları. Ölüme yaklaşan bir kişi yemekten ve içmekten kesildiği için bağırsak hareketlerinde de bir azalma olacağı bellidir. Bu yüzden neredeyse günde bir defa tuvalete giderler. Kasların zayıflaması. Ölüme yaklaşan kişilerin önceden rahatlıkla kaldırdığı bir eşyayı kaldıramadığını ya da en ufak eşyaları bile eline aldıklarında düşürdüklerini gözlemlersiniz. Artık kaslarını kontrol etmekte güçlenir, kaslarda zayıflık başlar. Bardaktan su içmek gibi basit şeyleri bile yapamaz hale gelebilir. Vücut ısısında düşüş. Ölüme yaklaşan kişinin vücut ısısında düşüş gözlemlenir. Özellikle elleri ve ayakları sanki hiç kan yokmuşçasına soğur. Zaten hiç kan yokmuş gibi kan dolaşımı azalır. Kan dolaşımı iç organlara daha fazla odaklanır ve bu yüzden ellerine, bacaklarına ve ayaklarına daha az kan gelir. Vücut hayati organları ayakta tutabilmek ister.
deride solukluk. Vücudundan kanı çekilen kişinin cildinde soluk bir renk olması muhtemel. Ölüme yaklaşan kişinin saçlarındaki ve gözlerindeki parlaklık azalır. Cildi derisi artık bembeyaz hale gelir ya da beyaza yakın sarı tonlarını alır. Diğer yandan deride mor ve mavi renklerde lekeler görülmesi de olağandır. Kafa karışıklığı. Ölüme yaklaşan kişinin beyni hala aktiftir. Fakat pek çok kez kafası karışabilir. Tutarsız davranışlar sergilemesi yine muhtemeldir. Etrafında olup biteni kavrayamadığı gibi geçmişi de unutmaya başlar. Kimi zaman halüsinasyonlar ya da çarpık vizyonlar görmesi muhtemeldir. Artan ağrılar başlar. Vücudunun farklı bölgelerinde ağrılar oluşmaya başlar. Bu ağrıların aslında var olmadığı ve kişinin sadece bunu hissediyormuş gibi olduğu söylenmektedir. Artık sona yaklaşmış demektir. Peki, ölüm tıbben nasıldır? Şimdiye kadar gördükleriniz insanların bedenlerinin ölümüydü ama bir de ölüm sırasında ruhun yaşadıkları vardır. İnsan kendi ölümü dışında ölümün bu yüzüne kesinlikle şahit olamaz. Evet, ölüm süreci başladığı anda beyine giden oksijen kesilir. Bu da beyin sisteminin bir anlamda kapanmasına yol açar. İşte tam da bu noktadan sonra dış dünyayla bütün ilişkilerimiz kesilir ve bilinç tamamen kapanır. Kalp durduğu anda tüm yaşamsal bulgular tamamen yok olur. Kalbin durması beyne ve böbreklere giden kan akışını da durdurur. İşte tam da bu anda yaşamsal hiçbir belirti göstermeyen insan yaşama veda eder. Öldükten yaklaşık 30 dakika sonra vücutta refleks diye bir şey kalmaz. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalır. Boşaltım sistemi tamamen gevşer, idrar ve sperm akıntısı oluşur. Vücut yapısı sertleşir. Ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kas katı olur. Adrenalin salgılanılan bir anda, yani heyecanlı veya mücadele verildiği sırada ölüm gerçekleşmişse vücut aynı anda katılaşmaya başlar. Savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde katılaşması da bu yüzden oluşmaktadır. Vücut ısısı bir günde 24 derece düşer. Ölüm anından sonra ceset her saat ortalama 1 derece soğumaya başlar. Kiloluların iç organları daha geç soğur. Çocukların ve zayıfların vücudu ortalamadan çok daha hızlı soğumaktadır. Vücudun çürümesi. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlar. Solunum durması bakteriler için işaret olur ve çalışmaya başlarlar. İlk çürüyen organlarsa göz, beyin ve mide bağırsaklardır. Ceset şişmansa daha çabuk çürürken bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürür. En geç çürüyen kısımlarsa kalp, mesane, böbrek ve rahim. Rahmin çürümesi bazen aylarca sürmektedir. Peki vücut neden şişer? İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkar. Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine yol açar. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlar. Peki saç ve tırnaklar uzamaya devam eder mi? Derinin çekilmesi ve çürümesi yüzünden tırnaklar ortaya çıktığı için uzadı sanılır. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu olmaz. Toprak altındaki takım çalışması. Vücut çürürken tam bir takım çalışması yapılır. Bakteriler içten yok ederken dışarıdan da et sineği göze ve burna larva bırakır. Bu sinekler yiyecekleri bitene kadar burada kalır ve ölürler. Daha sonra ölen bu sinekleri yemek için başka böcekler gelir. Geriye kemikler kalana kadar bu istila devam eder. Allah hepimize hayırlı ve mutlu bir ömür nasip etsin. Videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız.